Değerli izleyenler, bugün Erdek'te yanımda çok değerli bir konuğum var. Onu size zaten çok iyi tanıyorsunuz. Sayın Profesör Doktor Üstü Dökmen'le birlikteyiz. Sayın Hocam bize zaman ayırıyor. Çok teşekkür ediyoruz ona özellikle. Bu yoğun temposu içinde eksik olmasından. Sayın Dökmen, şuradan başlayalım. Kaç yıldır Erdek'tesiniz? Niye Erdek'i seçtiniz? Erdek'i duygu ve düşüncelerinizi alalım öncelikle. Efendim, ben Erdek'i seçmedim. Erdek beni seçtiysem şık olur ama. Olay şöyle. Bu yaz 45. senem Erdek'te. Tam 44 sene ya da pardon 46 sene önce annemle babamla Erdek'e gelmiştik. Şimdi orada oturuyorum bilmiyorum. Şehrin içerisinde, okulun arka tarafında bir pansiyonda kalmıştık. Zehra Hanım diye bir hanımefendi vardı. Orada kalmıştık, yürüyorduk. Evi gördüler bizim eve. Kamplar yolunda. İşte bu makine kimya PTT'yi geçiyorsunuz, emniyete varmadan. O zamanki adı Kenet'ti, şimdi daha sonra Birlik oldu. Birliğe giderken bir bina gördüler, baktılar. Daha tamam yapılıyordu bina. Alsak mı falan diye düşündüler. Annem İstanbul, babam Erzurumludur. Annem deniz çocuğu. Beşiktaş'ta evleri varmış. Boğaz'ı görülmüş ders çalışırken. Cumba'da çalışırken ders Boğaz'a bakarmış, Kız Kulesi'ne. Onun gençliğinden, çocukluğundan gelen bir deniz sevgisi olduğunu biliyordum. Alsak mı, almasak mı diye annem babam tehdit ediyorlar. O sırada pek yok yazlık fikri. O kadar alacaksın, para vereceğim, bağlayacaksın. İşte yılda 10 ay boş duracak, 2 ay kullanacak. Ben annem seviyor diye alın dedim. Yani alalım dedim. Alın dedi, onlar alıyor. Aldılar. Bu sene 45. senemdir Erdek'te. 45. yaz oluyor. Benim için tatil eşittir Erdek. Antalya'da gider ama o gezidir. Efendim Alaçatı'ya, Çeşme'ye, dünyanın birçok yerine giderim. Onlar tatildir, iş içindir ya da pardon düzeltiyorum, dilim sürçtü. İşte Alaçatı'ya, Çeşme'ye, yurt dışına gittiğim yerler iş içindir, gezmedir, tatil değildir. Tatil benim için Erdek'tir. Yani 45 yıldır hiç aksatmadan geldim Erdek'e. Askere 4 ay gittiydik, 2 bayram denk geldi, 3,5 ay oldu içine. 3,5 ay yaz döneminde askerlik yaptım. O dönemde de yine Erdek'e geldim. 2-3 hafta geldiğimi hatırlıyorum. Tatil eşittir Erdek. Bugüne kadar işte 20 yaşından önce demek gelmeye başlamışım. 45 yıldır geliyorum. Tatil Erdek demektir. Yaşıtım birçok arkadaşım artık Erdek'e gelmiyorlar. Çocukluk, gençlik arkadaşlarım. İşte Bodrum'a, Marmaris'e, Çeşme'ye, başka illere, Ayvalık'a gidiyorlar. Ben oralara da giderim. Türkiye'nin her tarafı, doğusu, güneydoğusu, bütün kıyıları güzel. Ama Erdek tatil yeri benim için. Erdek'i seviyorum. Efendim, üretken bir yazarsınız. Bilim adamı kiminizin yarı sıra. Şu anda kaç kitabınız var? Yeni bir kitap hazırlığınız var mı? Var efendim Önder Beyciğim. Şimdi galiba 35 oldu. 30 küsür. Tam bilemiyorum. Esprisinde tabii. Derlermiş ki batırlar. Gerçekten zengin misin değil misin? Birine. Eğer paranın miktarını tam biliyorsan yeter kadar zengin değilsin. Bilmiyorsan çok zenginsin. Milyoner. Yaklaşık söylüyor. Adamcağız bilemiyor. Nereden hesaplasın? Şimdi biz de öyle para konusunda öyle miktarını bilemediğimiz kadar paramız yok. Fakat yani 30 küsurdur. Yani saymam gerekiyor. Bilemiyorum. 34, 35, 36, 35 civarında olabilir. En son çıkan kitabım Yorgun Heykel. Yorgun Heykel. Remzi kitabımda Yorgun Heykel. Uzun yıllardır her yaz bir kere Erdek'te imza günü yapıyorum. Genellikle bayrama denk getiriyor arkadaşlar. Bu senede bayramın ikinci günü galiba yine
birinci bayramının ikinci gününde şeyde yaptık, Erdek'te imza günü yaptık. Son roman Yorgun Heykel. 20 sene önce hazırlığına başladığım, son 6 ay içinde toparlayıp bitirdiğim bir roman var. Bu son roman olacak. Sadıç. Yeni çıkacak olan adı. Sadıç, cümlemiz bir cümleyiz. Sadıç, cümlemiz bir cümleyiz. Şu an çıkmış olan son kitap Yorgun Heykel. Güzel, hoş bence. Çok keyif alarak yazdım. Bir özelliği, kitabın içinde erkek ismi yoktur. Şimdi biz burada röportaj yapan siz, ben, beyefendi, dostum, üstad. Üç erkeğiz ama bu kitapta erkek ismi yok. Ayşe'nin kocası, Fatma'nın kocası diyor. Yaptı, Süheyla'nın oğlu diyor. Erkek adı yok, Ahmet Mehmet yok. Niye efendim? Evet, niçin? Çünkü Anadolu'muzda, güzel Anadolu'muzda müdür beyin karısı denir. Savcı beyin karısı, kaymakam beyin karısı. Müdür beyin karısı olması yeterlidir. Adı lazım değildir. Yani kimse Ayşe Hanım demez. Öğretmen olur bazen müdür beyin karısı, da savcının karısı. Öğretmen olur. Yine savcı beyin karısı, eşi denir. Bu kadına yapılan bir haksızlık. Kadının adı yok gibi sanki. Burada da bu olaya nazire tam tersi, olayın tam tersi. Burada da erkek adı yok. Fatma'nın kocası, Ayşe'nin kocası. İmzalarken insanları hanımefendi, yani bir hanımefendi, bir kadın getirdi. Onunla da imzalıyor Yorgun Heykel. Ama bazen bir erkek getirdi. O zaman, pardon, bunu erkekler yazdı. Eşinizin adı ne diyor? Evli değilse annesinin adına. Filancanın oğlu, filancanın abisi ya da işte Ayşe Hanım, Ayşe filancanın eşi diye imzalıyorum. Yani bu çok ufak, genelde, makro düzeyde. Dünyada ülkemizde kadına yapılan haksızlığa bir dikkat çekme çabası. Son kitap bu. Yeni kitap bitti. O da sonbaharda basılacak. Sadık cümlemiz, bir tek cümlemiz. Daha uzun vadede 2017'de basılacak olan kitabın da çalışmasını yapıyorum. Sabahları 6'da falan kalkıyorum. Sabah 5.30'da kalktım. Sabah 6'da kalkıyorum, çalışıyorum. Denize karşı çalışıyorum. Erdek Denize giriyorum. Sonra tekrar çalışıyorum. Evet. Evet. Sayın Dökmen, çok keyifli televizyon programlarınız da var. Evet. Bu yıl sizi hangi kanalda izleyeceğiz, hangi programla? Öyle bir çalışma oldu mu? Hocam şu an belli değil. Belki olacak. Yani şu an herhangi bir belirlenmiş bir anlaşmamız yok. Herhangi bir anlaşmamız yok. Şu an belli değil. İnternette izleyebilirler, YouTube'da programlar var ya da Facebook'umu değerli izleyiciler izleyebilir, Üstün Dökmen diye. Sayfalar, çakma diyeyim Türkçesi, çakma sayfalar var, 10 küsur tane, onlar benim değil, bakıldığında belli oluyor. Yani bana ait Facebook sayfasını izlerlerse orada, ayrıca Şey TV var, küçük şeylerin Şey. Şey TV, TV demiyor. Hep TV deniyor. O TV, bu TV. Yani burada Türkçe konuşuyorsak, evet. Dükkan adı da Türkçe olmalı. Evet. Şey TV değil. Şey TV var. İnternete girebilirler. Üstündeki ben Şey TV diye. 20'şer dakikalık çok sayıda yeni küçük program var. Evet. Yani televizyonlar önce. Sayın hocam, Türk insanın genel psikolojik yapısını nasıl değerlendiriyorsunuz? Değerli dostum, şimdi bir dünyadaki insanın genel psikolojik yapısı var, dünyadaki insanın. İnsanların ortak özellikleri var. Hangi kültüre mensup olursa olsun, insanlar belli özellikler gösteriyorlar. Bir de farklı toplumların birbirinden küçük farklarla ayrılan özellikleri var. Yani işte İtalyan biraz böyledir, işte Japon kültürü farklıdır, Rus kültürü farklıdır, Türk kültüründe farklılıklar vardır. Türk insanını genel olarak değerlendirmek ya da farklı milletleri genel olarak değerlendirmek pek mümkün değil. Çok boyut var çünkü.
ve bu boyutların hemen hepsinde araştırma yapmış olmak gerekiyor. Türk kültürünü çok özetle söylemek gerekirse şunu söyleyeyim efendim. Türk kültürünün ciddi artıları vardır, eksileri vardır. Batılı. Ciddi artıları vardır, eksileri vardır. Japon. Artıları vardır, eksileri vardır. Batılı. Artıları vardır, eksileri vardır. Hasta Toplumlar diye bir kitap var. Türkçe'de tercüme edildi. Özetle diyor ki bu kitapta, dünyadaki bütün toplumlarda hastalık vardır. Hepsinde az olur çok. Ancak kimi toplum az hastadır, kimi toplum daha fazla hastadır. Fazla hasta olan toplum daha önce kaybolacak, ölecek. Haritada silinecek. Hastalığı az olanlar daha uzun yaşayacaklar. Her toplum, dünyadaki tüm ülkelerin, batıdan doğuya, kuzeyden güneye, bütün ülkelerin az ya da çok hastalıklı yanı var. Türk kültüründe var. Dünyanın en hasta toplumu biz miyiz? Hayır. Değil öyle. Ölçmek kolay değil. Yani Türk toplumun hasta yanı daha çok Japon kültürünün yoksa Alman kültürünün. Bunu ölçmemiz mümkün değil. Gerçekten ölçemiz. Biz bilim insanları da psikoloji içinde doğrudan ölçemediğimiz şeyler hakkında konuşmak istemeyiz. Çünkü pozitif bilim gözleme, ölçmeye dayanır. Gözlem, deney, ölçme olacak ki konuşalım. Ancak bazı akıl yürütmeler, bir tane söyleyeyim. Toplumumuzun bence hastalıklı yanlarından birisi. Zihinlerdeki belli yanlış cümleler. Her toplumun zihninde vardır. Türk insanının yaygın olarak zihninde bulunan, kültürümüzde, zihinlerde yaşayan yanlış cümlelerden bir iki tanesi. Bir, sen çalışma, bırak paran çalışsın. Çocukluğumdan beri bunu diyor. Bu hastalıklı bir ifadedir. Sen çalışma, bırak paran çalışsın. Bu niye gelmiş böyle bize? Yani ne demek bu? Deden Derkan arsayı sat, Erdek'teki zeytini sat, Antalya'daki narince bahçeni sat, dededen, nineden kan sat, koy bankaya, faiziyle mis gibi yaşa. Niye diyor sen çalışma bırak paran çalışsın? Hocam sadece para üzerinden spekülasyon yaparak yaşamaya kalkarsak kötü olur. Bankerlik yaparız, iyi olmadı bir zaman. Bu bize çok zarar verdi. İşleniyor. Bir başka zararlı cümle. Psikoloji bir yaklaşım var, adını söylemiyorum, yani teknik olmasın diye söylemiyorum, bilgisayar da amaç yaklaşım. Belli cümleler bireyi de hasta eder, toplumu da hasta eder. Bir başka cümle, çocukluğumdan beri duyarım. Devletin malı deniz, yemeyen domuz. Şimdi bu şaka diye dermiş ama giderek şakası kalmamış. Hoş mu? Hiç hoş değil. Hiç hoş değil. Devletin malı hepimizindir, devlet hepimizindir. Şimdi deniz de hepimizindir. Yani denizin suyunu israf etmemelisiniz. Artık denizler de kirleniyor. Karadeniz ölüyor. Bakalım Marmara ne kadar yaşayacak daha. Devlet hepimizin devleti. Deniz hepimizin deniz. İdeali kullanmalıyız. İsraf etmemeliyiz. Hak etmeden yememeliyiz. Toplumlarda, bütün toplumlarda bu arada Türk insanın zihninde de gerçekçi olmayan bir takım düşünceler. Bunların toplumda tedavi edilmesinde, toplumca rehabilitasyonda, sağ altında çok büyük yararlar olacaktır. Evet. Sayın Hocam ama öfkeli bir toplumuz değil mi? Öfke kontrolünü yapamıyoruz diye düşünüyorum. Tabii sizin değerlendirmeniz çok önemli. Şimdi Sayın Hocam, biz öfkeli bir kontrol, bu hep sık söylüyor, basında çok sık diyorum, televizyonda duyuyorum. Biz öfkeli bir toplumuz. Stadında maç izlerken öfkeliyiz, sokakta öfkeliyiz. Fakat hep söylüyor, ancak biz öfkeli bir toplumuz diye bilmemiz için dünyadaki diğer bütün toplumların öfke düzeyini bilmemiz gerekiyor. Biz öfkeli izlediğimiz zaman hani buradan dünyanın en öfkelisi sonucunu çıkarıyor. Bunu bilmiyoruz. Ölçmedik. Bunu ölçmedik. Mutluluk bir zaman ölçüldü, çok mutlu değiliz. İyi şartlar mutlu olmayı gerektirmiyor. Yani Türk insanı iyi şartlarda yaşasın yaşaması çok mutlu değil, bu ölçüldü.
Ama öfkeyi ölçmedik. Öfkeyi ölçmedik. Yani İtalyan da öfkeli. Baba filmini izliyorsunuz. Orada sakin adam da var. Don Corleone'nin neydi? Büyük oğlu vardı. Çok sinirliydi. Michael'dı galiba. Her toplumda sinirler var. Türk toplumunda da var. Sakin olanlar var. Bu toplum Anadolu kültürü, Türk kültürü zengin bir kültür. Bektaşi kültürü var. Yani Bektaşi dövüşmez bildiğim kadarıyla. Yaygındır. Yani Bektaşilik yaygındır. Kültür yaygındır. Herkes Bektaşi olmayabilir. Ama Türk Nasrettin Hoca kültür. Nasrettin Hoca köşeye sıkıştıramayacağınız bir insandır. İstediğiniz kadar lafla köşeye sıkıştırın. Nasrettin Hoca bir cümle espri yapar, zeytinyağı gibi üste çıkar. Güler yüzüdür, güçlüdür, bilgedir. Nasrettin Hoca bilgedir. Kültüründe Yunus Emre vardır. Bunlar sinirli değillerdi. Bektaşi kültürü vardı. Bektaşi dövüşmezdi. Şimdi bu sinirli öfkeli maçta ötekine saldıran ahvalimiz nereden çıktı? Zor. Çok güzel Bektaşi fıkraları vardır. Mesela Bektaşi'ye atfedilen fıkralardan birisi. Dar bir koridor var. İri yarı bir maganda gidiyor şöyle. 3-4 metre. Bir de bizim ufak tefek Bektaşi. Rivayete göre maganda Bektaşi'nin karşısına dikilir. Ben ciğeri 5 para etmez adama yol vermem. Bizim Bektaşi önünü toplar, kenara çekilir. Buyur ben veririm der. Maganda dedi ben ciğeri 5 para etmez adama yol vermem. Bektaşi buyur ben veririm diyor. Şimdi burada bence bir kung fu tekniği var. Zato dövüş teknikleri, savunma tekniği biraz da kung fu judo. Adamı öldürmek için kullanamazsınız. Tekvando bilen öldürmez. Ben siyah kuşaklıyım ama üzerime var mı demesi gerekir. Şimdi kung fu'da ne? Karşıdaki ne kadar şiddetli saldırırsa son anda kenara çekilirim. Saldıran o kadar zararı uğrar. Burada da hiç adını koymadan, bilinçli olmadan bu fıkrada bir kung fu tekniği uygulamış bekler. Ne kadar saldırırsa sükunetli dinliyor. Kenara çekiliyor, öbür yüzü koyun yere yapışıyor. Her kültürün artları eksileri var. Kültürümüzde öfkeli yan da var, güzel yan da var. Acımasızlık sergileyenler var, gaddar olanlar var, hırsızlık yapan var. Ama malını mülkünü ihtiyacı olana veren dağıtan da var. 3 kuruş emekli maaşlarını çeşme yaptıran da var. Efendim ne bileyim ben işte birine 3-5 kuruşunu alıp da vermeyen, üstüne oturmaya kalkan insan da var. Hepsi var. Yani hepimiz öfkeli değiliz sonuçta. Öfkeli olanlarımız var cidden ama mülayim olanlar, aklı selim sahibi olanlar, aklı başında olanlar da var kültürümüzde. Hepsi bir bütün. Önemli olan birlikte hemhal olabilmek. Hep birlikte olabilmek. Don Quixote. Halk arasında kötü bir sanır. Yanlış. Can Don Quixote tüketmedidir. Yanlış. Don Quixote kötü bir şey değildir. İyi bir şeydir Don Quixote. Don Quixote temiz kalplidir. İyi niyetlidir. İnsanlar için bir şey yapmak ister. Mahkumları kurtarır. Mahkumlar Don Quixote'u döverler. Adamla iyilikten anlamıyor. Derim ki ben aslında her bir Don Quixote iyi kalplidir. Biraz uç düşünür. Ütopik düşünür. Bir de onun yardımcısı Sancho Panza vardır. Sancho Panza akıl adamı, mantık adamı, hesap kitap adamı. Efendisinin hayallerine kapılmaz. Don Quixote yer değirmenlerine saldırır. Niye? Kötülüğü yok etmek için saldırır. Sancho Panza akıllıdır. Derim ki, konferanslarında ararım derim ki, her şirketin en az bir Don Quixote'a ihtiyacı. Her gazetenin en az bir Don Quixote'a ihtiyacı var. Ancak o Don Quixote'u muhasebe müdürü yapmayacaksın. Muhasebe müdürünü Sancho Panza yapacaksın. Don Quixote muhasebe müdürü olursa fakir fukaraya dağıtır, şirket iflas eder. Yani Don Quixote'u maliye bakanı yapmayacaksın.
Sancho Panza'yı Maliye Bakanı yapacak. Ar-Yedet Ar-Ge, araştırma geliştirme şirketlerdi. Bireyin Ar-Ge'si olmalı, ailenin Ar-Ge'si olmalı, şirketin Ar-Ge'si olmalı, ülkenin Ar-Ge'si üniversiteler. Gerçekten pozitif bilime sadık, araştıran, Ar-Ge'ye sahip üniversiteler gerekli. Her Ar-Ge'de en az 1-2 tane Don Quixote olmalı. Eğer Ar-Ge'de Don Quixote yoksa o Ar-Ge'yi kapat. Sancho Panza'lar bir araya gelse Ar-Ge olmaz. Ama Don Quixote'u muhasebeye koyma. Şimdi Don Quixote'la Sancho Panza işbirliği yapacak. Birinci Dünya Savaşı'da şu görüldü. Uçağınız düştü. Yürüyorsun çölde. Sabah yola çıktınız. Başını sağdın, suyunu aldın. Sağlamsın. Çöl her taraf. Diyorsunuz ki dümdüz ileriye doğru gidersen eninde sonunda bir köye var. Yani söz geç, Kapıdağ Yarımadası'nı bilmesen, dümdüz yürüsen, sonunda ormanı, balkınlar, tuğlar, doğanlar bir yere varırsın. Dümdüz yürüyeyim çölde diyor. Hiç referans yok çölde. Kapıdağ gibi değil. Gidiyor. Galiba saatte 4-5 km hızlı gidince o çölde yürüyen kişi akşama doğru bakıyor ileride bir karanlık. Bir de yana gidiyor kendi uçağı. Uçağı gelmiş. Çok tuhafmış. Hani dünya küçük olsa diyeceğim ki bir tur attı. 40.000 km bir tur atmış olamaz. Yatıyor sabah tekrar kalkıyor. Hep dümdüz gidiyor. Düz gitmeye çalışıyor. Akşama doğru bakıyor, yine kendi uçağının kanadından geldi. İnsanı çıldırtacak bir olaydır. Sonra şunu anlamışlar. Sağını kullanan, sağ kolunu, sağ bacağını kullanan, sağ bacağı sanırım 1,5-2 milim daha ileri kuvvetli atıyor. Sağ bacağı ileri kuvvetli atıyor, daha kuvvetli atıyor. Sol daha zayıf atıyor. Sağını kullanan, hiç farkında olmadan çölde sola doğru muazzam bir daire çiziyor. Mesela şuradan yola çıktı, sola doğru muazzam bir daire çiziyor, akşama doğru tekrar yola çıktığı yere geliyor. Referans oldu çöldü. Rüzgar ve tepeler değişiyor. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra gerek kutuplarda gerek çölde araştırma ekipleri, askeri birlikleri bir iki de solak koymaya başlamışlar. Şimdi bir haberci gönderecek. Diyelim ben solağım, siz sağınızı kullanan bir kişi. Sağını kullananla solunu kullanan birlikte yola çıkıyorlar. Bu şekilde çıktılar. Sağını kullanan sola doğru ittiriyor. Daire çizmek istemeden. Solunu kullanan sola kullanan sağa ittiriyor. Solunu kullananla sağını kullanan birbirini ittiriyorlar. Onlar ileriye doğru gidiyorlar. Sonuç. Çöl birliğinde solak gerekiyor. Solağa da ihtiyaç var. Eskiden orduda, Osmanlı'da sağını kullananlar okçu oluyor. Bir de solaklar bölüğü var. Şurası merkez. Sağını kullananlar merkezin solunda yer alıyor, ok çekiyor. Sağını kullanan. Ama sağını kullanan sağ tarafta yer alabilir mi? Böyle atacak, böyle ok atmak olmaz. Evet. O zaman sağını kullananlar merkezin solunda yer aldı. Böyle çekiyor. Solaklar merkezin sağında yer alıp böyle çekiyor. Orada solağa da ihtiyaç var. Şirkette Don Quixote'a ihtiyaç var. Toplumda belki öfkeli insanlara da ihtiyaç var. Hep mülayimlerle olmaz belki, bilmiyorum. Yani yerine, zamanına göre aşırıya kaçmadan ticarette diyelim ki bazen öfkeli olan, atak olan kişilere ihtiyaç var. Ama mülayimlere de ihtiyaç. Önemli olan solunu kullananın her tarafı darmadağın etmemesi ya da sağını kullananın bütün soldakileri darmadağın edip evet bir tek ben varım diye ortaya çıkmaması. Solunu ve sağını kullanan top kısadan ise ince mesaj var Önder Bey. Evet. Hadisane. Solunu ve sağını kullanan işbirliği içinde olmalı. Orduda, Osmanlı'da solak var, ayrı ok atan, bir de sağını kullananlar var. Evet. Belki sol ayağıyla şut çeken futbolcu rağbet de bilmiyorum, şaşırtır rakibi. Evet. Belki o da gerekiyor. Evet. Dengeli olmalı. Öfkemizle barışmamız.
öfkeyle sakin işbirliği içinde olmalı. Evet. Sayın Hocam, bir de yine yanlış bir değerlendirme var Türk toplumunda. Herkes birbirini anlamıyor. Anne, baba, çocuklarım beni anlamıyor der. Çocuklar, annem, babam beni anlamıyor der. Bir kuşak çatışmasıdır gidiyor. Gerçekten birbirimizi anlamıyor muyuz, yoksa anlamak mı istemiyoruz? Evet. Hocam şimdi beni anlamıyor herkes söyleyebilir. Kadın eşine söyler. Hanımefendiler kocalarına söylerler. Beni anlamıyor hemen herkesin söyler diyelim. Mesela hanımefendiler, kadınlarımız eşleri için beni anlamıyor diyebilirler. Erkekler karım beni anlamıyor diyebilir. Ama beni anlamıyor en çok ergenlik döneminde gençler kullanır. Anlaşılmadıklarını düşünürler. Çünkü ergen genç kendi kendini anlamaya, tanımaya çalışmaktadır. Arkadaşını kendine benzeyenden seçer. Aynaya bakmak ister çünkü genç. En çok ergenler beni anlamıyor der. Hepimiz diyebiliriz. Bunun sebebi de belki yani bir anlaşılma düzeyi düşükse toplumumuzda bunun sebebi küçük yaşta anne babalar çocuklarını yeterince dinlemiyorlar. Şimdi farz edelim ben öyle bir anne babayım ki eşimle ben farz edelim. Çocuğumuzu dinlemiyor. Sen sus bakayım. Amca dur bakayım. Sus bakayım. İşte söz büyüğün sus küçüğün denmiş. Sus büyükler konuşuyor. Tamam büyükler konuşuyor araya girmesin. Ama gözünü seveyim. Çocuğu da dinleyen anne babalar bulunsun ortada. Anne baba olarak biz, ben, eşim, çocuğumuzu yeterince dinlemezsek, empati kurmazsak çocuğumuzla, anne babası tarafından dinlenmemiş, yeterince anlaşılmamış çocuklar topluma karışacak. Bu kişilerin başkalarının anlaması kolay mı? Herhalde değil. Onlar da başkalarını anlamakta güçlenecektir. Bir anne baba %100 olmayabilir. Büyük ölçüde çocuğunu dinleyip anlayabiliyorsa o çocuğun büyüdüğü zaman kendi çocuğunu, eşini ve başka insanları dinleyip anlaması kolaylaşacaktır. Çocukla empati kurarsanız büyür gider o da başkalarıyla kurar. Çocuklar mıyır mıyır, mızır mızır. Batın öyle değil, bizde çok ağlıyor çocuklar. Anlatamıyor derdini. Çadere bakın, ha böyle çocuk görürsünüz. Çünkü ağlamadan, cıyaklamadan sesini işitemiyor. Ancak onu, ancak cıyak. Kahpe Bizans diye bir film vardı. Orada bir Anadolu kadını hatırımda kaldı. Cıyak cıyak bağıran kadar. Adil Naşit canlandırıyordu galiba. Hatırlamıyorum. Adil Naşit canlandırıyordu. Ama benim cıyak. Hakikaten Türk köylü kadın öyledir. Japon kadın da öyledir. Ay birinci bakış tarzı yanlış bakış tarzı. Ay bu kadınlar böyle böyle. İkinci bakış tarzı. Kadın ne yapsın? Doğru düzgün normal sesle konuştuğu zaman kimse dinlemiyor. Babasını dinletemiyor. Baba dinlemiyor zaten. Kocasını dinletemiyor. Kadın ancak ciyak ciyak olduğu zaman sesini duyurabiliyor. Kadının ciyaklamasının sebebi onu dinlemeyen erkeklerdir. Onu dinlemeyen erkekler. Mesela Japon erkek böyle ciyak ciyak bağırmaz. Bir şeyler söylemiyor. Olay bitti. Ciyaklaması gerekmiyor. Anam buraya getirsin çocuk. Bitti. Malları getir değil mi? Bitti. Erkek adam, ağır adam. Ama kadın şu çuvalı bana yardım et. Kimsenin umurunda değil. Cıyaklamaya başladım. Ha çuvalın mı var? Hocam demek ki insanlar birbirlerine değer verip dinlemezlerse birilerinin cıyaklaması gerekir. Anlaşma da olmaz. Eğer ki insanlar birbirlerine değer verirlerse, birbirini dinlerlerse can kulağıyla dinler dersin. O zaman anlaşma olur. Birilerinin cıyak cıyak ortalarda bağırarak dolaşması da gerekmez. Hocam çok keyifli bir sohbet.
Size doyum olmuyor tabii ki ama son bir soruyla noktalamak istiyorum. Sayın Üstün Dökmen nasıl dinleniyor? Nasıl, nelerden zevk alıyor? Evet. Bir bunu soracağım. Bir de eğer aklınızdaysa çok etkileyen bir anı var mı? Çok mutlaka vardır ama bir de bunu lütfen derseniz ben... Estağfurullah. İkinci belki daha sormanız gerekebilir. Şöyle nasıl dinleniyor? Hocam gençliğimden beri, yani 45 yıldır buradayız, balkonda oturuyorum, denize bakarak çalışırım, kitap okurum. Fizikte ara lisans aldım, kısmen 3 sene okudum, sonra psikolojiye geçtim, bitirdim. İşte psikoloji eğitimde doktor, doçent, profesör oldum. Ama sadece Erdek'te hatırladığım, mesela burada kriminoloji okumuşumdur. Ben doğrudan ilgili değil benim, çok ucundan fikirlik gibi. Rum hukukunu okumuşumdur. Faydası olduğum bir yerde oluyor. Oluyor faydası. Yani Roma hukukuna göre bir baba evin mutlak hakimidir. Çocuklarını öldürebilir. Suç değil. Götürüp pazara satabilir. Galiba karısını, emin değil, karısını da öldürüp satabiliyor. Ama çocuklarını köle gibi kullanıyor. Kölesini de öldürüp satabilir. Çocuklarını satabilir. 6 çocuk var. İkisini pazara götürüp satarsınız. Bu ilginç. O babanın, o çocuğu dinlemesi gerekir mi? Gerekmez. Yani hiç bir eşya, at gibi, koyun gibi bir şey. Yani pazarda satabilir mi? Yani. Şimdi faydası oluyor tabii. Alanımızla ilgili okumamız gerekir. Canım, okuyorum. Yani şöyle biraz okuyorum. Eskiden daha çok okuyordum. Şimdi daha çok yazmak istiyorum. Son yazdığım kitapla ilgili okumalar yapıyorum. Biraz okuyorum, daha çok yazıyorum gün içinde. Denize giriyorum. Şimdi biraz yürüyüş yapıyorum. Müzik? Hocam, müzik, yazarken müzik dinleyince dikkatim dağılıyor. Eskiden öğrenciyken, çalışırken müzik dinlerdim. Müzik dinlerdim. Şimdi şöyle yapıyoruz. Yazarken müzik dinlemiyorum. Ancak eşimle akşamları klasik batı müziği açıp koyduğumuz zaman klasik müzik dinlerken, klasik batı müziğini öncelikle, ikinci o klasik Türk musikisini, New Age, Türk halk, otantik Türk halk müziği, arabesk değil, otantik de o Türk müziği mi bilemiyorum. Otantik Türk halk müziğini çok seviyorum. Fakat yazarken hiçbirini dinlememeye başladım. Müziğe dikkat edince dikkatiniz daha ikiye ayrılıyor. Onun için kitap okurken eşimle klasik müzik çalıyoruz ve kitap okuyoruz akşamdır. Yarım saat en az, bir buçuk, iki saat kadar kitap okuyoruz. O sırada dinliyorum. Yazarken sürekli yazmam gerekiyor. Her gün belli miktar yazmak gerekiyor. Yazarken Önder Bey'cim. O zaman müzik dinlemem dikkatimi dağıtıyor. Çünkü müziği dinleyeceğin zaman hiçbir şey olmadan başlı başına dinlemek ister. Ünlü bir söz, kimin söylediğini hatırlamıyorum diyor ki, hani yemekte hep müzik dinlenir ya. Demiş bu sözde. Yemek yerken müzik dinlemek hem aşçıya hem besteciye hakarettir. Müzik dinliyor. Demek yemekten yeterince tat almıyor ki müzik var. Eğer yemek çok iyiyse müziğe gerekiyor. Eğer müzik çok iyiyse yemeğe gerekiyor. Yani İdil Biret çalarken, Fazıl Say çalarken bir şey yenmez. Hiçbir şey yenmez. Su da içilmez. Bence eskiden gazinolarda söylerler. Zeki Müren söylerken hiçbir şey yenmez ve içilmez. Servisinde yapılmazmış. Evet, öyle yapılmıyormuş. Doğrudur. Asla olmaz yani. Çatal sesi olmaz. O söyleyecek. Hocam onun için yani Beethoven, Mozart'ı, Çaykovski'yi, Hacı Arif Bey'i, Şakir Ağa'yı dinlerken ben çalışamıyorum. Dikkatim müziğe gidiyor. Onun dışında dinliyoruz. Yani klasik batı müziği olmak üzere dinliyoruz. Bir, yani dinlenmem şu, okuyarak, yazarak manzaraya bakarak, yani manzara karşısında çalışıyorum. Yani. Manzaraya bakarak günde bir saat denize giriyorum. Biraz yürüyüş yapıp, yani böyle dinleniyorum. Yaygın bir şey vardır Önder Bey. Çok kişiden, çocukluğundan bir duymuşum. Derler ki, ya çok güzel bir manzara, ooo burada bir sigara kahve gider. Çok yaygın.
Güzel bir manzara görünce benim işim, ooo burada iyi kitap okunur. Ya da blog notu iki cümle yazılır. Onun için arabada yanında en az iki kitap, yani yerine göre iki kitap, bir de blog not bulundururum. Güzel bir manzara denk gelir, arabayla gidiyorsunuz, 15 dakika durdum, bir banka oturdum. Orada o manzaraya karşı kahve, sigara, çay değil, ya okumak ya da not almak. Bu, yani dinlenme bu. Ama kendime de gençlikten beri eziyet etmedim. Gençtim, tozdum, hepsine vakit var. Efendim, sporla ilginiz var mı? Spora merakınız var mı herhangi bir branşta? Efendim, spora merak, sadece yürüyorum. Yani 30 yaşımdan beri yürüyorum. Koşmam, hiç koşmam. Koşmadım, yani gençken de koşmadım. Sadece yürüyüş yapıyoruz. Benim yüzüyorum. Yani Erdek'te mutlaka yüzüyorum. Mümkün olsa kışın da yani Erdek dışında da biraz yüzüyorum. İyi yüzüyorum. Yani en az bir saat yüzüyorum girince. 45 dakika bir saat yürüyorum. Maalesef bunun dışında bir spor yapmadım. Ama tüm gençlerden, çocuklarımdan dileğim, isteğim en az bir tane sporu yapmaları, amatörce ama istikrarlı bir spor yapmaları, bir tane de musiki alet çalmaları. Bu piyano olur, saz olur, gitar olur. Bu biraz çaldık işte. Mandolin çaldık çocukken, piyano çaldım. Ama sadece yüzme ve şey, yürüyüş. Seyirci olarak sporla ilginiz? Hocam seyirci olarak ben doğma büyüme Beşiktaşlıyım. Kaçırmaz olarak. Fenerbahçe Galatasaray'la darılmasınlar. Çünkü dedemin, annemin ve annemin babasının, vasfı dedemi ve annemin evleri Beşiktaş'ta, anneannemin, Beşiktaş semtinde. Tuz Baba'da, bilenler bilir. Türk Ali Sokak, Tuz Baba'da. Dedemin, annemin, evinin hemen yanında Beşiktaş'ın ilk kaptanları oturmuş ama çocuk o sırada. Osman Kaptan, Hayati Kaptan. Beşiktaş tarihinde de var. Şimdi Beşiktaş semtinde olunca Beşiktaşlı olmanız gerekiyor. Yani Kadıköy'deyseniz Fenerbahçe'li olursunuz büyük ihtimalle. %100 değilse de Galatasaray Lisesi'ni bitirmişse çocuğunuz yüksek ihtimalle Galatasaraylı olması doğaldır. Biz de Beşiktaşlıyız. Fakat kötü bir Beşiktaşlıyım. Geçen sene şampiyon olduğunu biliyorum. Ama mesela 11, ilk 11'de kaç kişi var hiç beni bilmiyor. Hiç maçlara gitmem. Ama yani anneme sevdiğimden, dedeme sevdiğimden Beşiktaşlıyım. Mesela geçen sene bakıyordum, ya Beşiktaş en son ne zaman şampiyon oldu? Hatırlayamıyorum dedim bir gün. Arkadaşımız da üstüme valla biz de hatırlamıyoruz. Yani çocukluğumdan bir şey hatırlıyorum. O da 60'lı yıllarda Necmi, hatırlar mısınız? Kaptan Necmi. Necmi Mutlu, kaleci. Kaleci. Evet. Sabri. Sabri. Şenol Birol gol. Ondan sonrasını hatırlamıyorum. Sayın hocam peki anı dedik son olarak size çok geçmeyen bir anı. Hocam tabii birçok var. Zaman zaman anlattığım bir anı. Çocuklara dürüst olmakla ilgili. İlk romanın adı Ladeşçi, dürüstlükle ilgili. Kitabın temel savunduğu şey şu. Bu dünyadaki en büyük eksiklik dürüstlük eksikliğidir. Şimdi şöyle, bunun yazılı 15 sene oldu. İki tane söyleyeyim. Bir, en büyük sıkıntı pozitif bilimden uzaklaşmak. Yani astrolojide, mastrolojiydi. Pozitif bilimden uzaklaşmak. İkincisi ise dürüstlük eksikliği. Bütün vergi değerlerinde ne yazar? Vergi kalkınmanın temelidir. Yanlış. Kalkınmanın temeli vergi değildir. Dürüstlük kalkınmanın temelidir. Önce dürüst olacaksın ki vergi veresin, dürüst ki senin ülken kalkınsın. Hocam galibanlar en yüksek vergiyi veriyor. Öyle büyük kurumlar var ki, çok büyük otel gidiyorum, baba hep zarar. Kar etmiş, 150 bin lira etmiş. Hocam mümkün değil. O yani 300 bini bir günde ediyordur. Hocam bunu nasıl becerir bilmiyorum. Niye dürüstlük önemli? İnsanlara sorarım. Çocuğa küçük beyaz yalan söyledim diye. Herkes diyor, evet çocuğun iyiliği için söylüyor. Hayır. Hiç gerek. Hiç.
Çocuğa hiç küçük beyazına ama üzülmesin. Sen yalancı yetiştiriyorsun. Dede öldü. Öldü. Avrupalı çocuk 6 yaşında kavruyor. Türk çocuğu 4,5, 5 yaşında öldüğü kavruyor. Zeka gelişim ivmesi hızlıdır. Dede öldü. Kıvırtmanın gereği yok. Yok yıldızlara gitti, sana yıldızlardan bakıyor. Çocuk gece gökyüzüne bakamıyor, korkuyor. Ne gerek yok. Balık öldü. Senin balık Kızıldeniz'e yüzmeye gitti. Bu şeddet yalan. Buna gerek yok. Tam 6 yaşındaydı. Haziran ayı 6,5 demek ki. O Haziran'dan sonra Eylül'de ilkokula başlayacaktı. Erzurum'da 14 yaşıma kadar kaldık. Annem Erzurum'da öğretmenlik, avukatlık yapardı. Babam da hem de kümcüydü, heykel yapardı. Hem de dedemin köyüyle uğraşırdı Erzurum'da. Bir Haziran akşamı geldik. Annem dedi ki, ben hiçbir şey yemedim sofrada. O zaman çok zayıftım, çok. Hiçbir şey yemedim galiba. Bir tek yağlı yumurta severdim. Dedi ki, yağlı yumurtayı ona da dudak büktüm. Dedi ki anneciğim, sana bir yağlı yumurta yapayım. Eğer yersen seni çocuk bahçesine götürürüm dedi. Ben büyüklerin kıvırtlıklarını, yalan söylediklerini 6 yaşında öğrenmiştim. Ama her şeye rağmen nedense anneciğimi test etmek istedim. Yağlı yumurtayı yap yiyeceğim dedi. Yağlı yumurtayı yersen seni çocuk bahçesine götüreceğim dedi. Yap yiyeceğim. Pardon. Yap yiyeceğim dedi. Yaptı yedi. Nedense test etmek istedim. Çocuk bahçesine gidecek miyiz demedim. Çünkü annemin götürmeyeceğini biliyorum. Büyüklerin kıvırttıklarını, yalan söylediklerini bilirdim. Çevrem, komşu teyzeye bırakıyor. Biliyorum yalan söylüyor, yüzlemezdi. Kimse öğretmedi, ben yüzlemezdim. Büyüklerin yalanı yüzüne vurulmaz diye. Annenin yalanı da vurulmaz. Çocuk bahçesine gidiyorum istemedi. Bitti. Canım benim sofrayı topladı. Mutfağı toplamış. Baktım sokağa kalktı. Giymiş saçını tarıyor. Anne nereye gidiyorsun dedim. Çocuk bahçesine gidiyoruz dedi. Çok şaşırdım. Hiç ses çıkarmadım. Gittik. Ben o günden beri, demek 6,5 yaşındayım. O günden beri çocuklara yalan söylememek gerektiğini biliyorum. Çocuğa yalan söylemek, kitaptan öğrenmemiz, Amerika'da öğrenmemiz, Avrupa'da hiçbir yerde öğrenmemiz. Ahlak ilkeleri evinde keşfedilir. Ahlak okulda da öğrenilmez. Ahlak okulda öğrenilmez. Herkes 5 alıyor ahlakta. Bu ne? Ne? Evde öğrenilir. Hiçbir şey de demedim. O günden beri çocuklara yalan söylemek gerektiğidir. Bana çok ilginç geldi. Yumurtayı yersen götüreceğim dedi. Yedim. Hiç ısrar etmedim. Mızırdanmadım. Kalktı giyindi götürüyor. Annem yalan söylemez. Beni çok etkiliyor. Çok anılar var. Çok. Öyle bir tane daha söyleyeyim. Çok tatlı. Çok mutlu olur hocam. Şimdi çok şeker. Bundan yaklaşık şöyle bir 44 sene önce elde ettiği bir şey gördüm tesadüfen. Geçenlerde bir tane daha gördüm. Şimdi 44 sene önce şöyle, yaşlıca bir, o zaman yaşım çok genç, 20'nin altındayım. Bir dede çıkıyor, 80-85 yaşında, şöyle yürüyor. Şuradan güneş geliyor. Yani öyle gidiyor ki, şurada güneş geliyor. Sağ elim alıyorum kamera. Şurada güneş var. Bu da elinde gazeteyi şöyle tutmuş gidiyor. Bir sene kadar önce tekrar gördüm burada. Benzeri bir yerde mesela şuradan güneş geliyor. Bir dedecik gazeteyi buraya koymuş. Buradan gidiyor. Bir yere gazeteyi koymak gerektiğini biliyor da nereye koymak gerektiğini bilemiyor. Göremiyor. Sıcak. Bunalmış. Oradan şu lamba gibi güneş geliyor. Bu da başını böyle koymuş. Çok tatlı. Çok şeker. Efendim çocuklar çok güzeldir. Yavru kediler, köpekler çok güzeldir. İnsanın yavrusu en güzeldir. Yaşlılar, dedelerimiz, nelerimiz de onlar da çok güzeldir. Sayın hocam, çok keyifli bir sohbetti.
Çok teşekkür ediyoruz size, bize zaman ayırdığınız için. Bundan sonra da başarılar diliyoruz yeni kitaplarınızda. Çok sağ olun, sağlıklar diliyorum. Cümle efendim. Sağ olun, çok teşekkür ederim. Çok sağ olun, ben de size teşekkür ederim.